Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Esselamu aleyküm değerli izleyici kardeşlerimiz ve buradaki kardeşlerimiz. Bugün müminin olmazsa olmaz yardımcılarından ve kalbi amellerinden birisi olan İnşallah hicreti konuşacağız. Hicret bilindiği üzere zahiri ve manevi olmak üzere iki türlüdür. Zahiri sebeplerle insanlar çeşitli yerlere gidebilirler. Günümüzde birçok olaylarda maalesef insanların yurtlarından çıkmak zorunda kaldıklarını görüyoruz. Bizim için önemli olan manevi hicret. Çünkü manevi hicret müminin içsel yolculuğudur. Mümin bu yolculuğa çıkarken mutlaka hicret duygusunu ve hicret hakikatini aklından çıkarmamalıdır. Kendisini daima hicret içinde bir yolcu olarak görmelidir. Çünkü hicret müminin bütün varlığından ruhani varlığına dönüşünün yolculuğudur. Evet, ezilen, baskı gören, zulme uğrayan insanların ve iman edenlerin hicret, Allah'a sığınmaları, imanlarına sığınmaları ve imanları sayesinde güç bularak kendilerini özel bir yolculuğa hazırlamalarıdır. Bugün günümüzde hicret çok değişik boyutlarıyla beraber meydana gelmekte. Hicretten kaçınan, cihadı bırakan, yolculuğunu an be an ana taşıyamayan, geçmişinden kopamayıp geleceğin kaygısıyla olan insanın hicret duygusu maalesef körelecektir, töpürelecektir. Çünkü hicret insanın imanını arttıran, hedefine ulaştıran, vuslata ulaştıran tek bineğidir diyebiliriz. Peki hicrete nasıl başlamalıyız? Biliyoruz ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yapmış olduğu zahiri ve tabi bunun yanı sıra manevi hicretiyle müminlere örnek olmuştur. Biliyoruz ki Mekke-i Mükerreme'den Medine'ye hicret eden Efendimiz aslında bize başka ipuçları da vermektedir ki o da zahiri varlıktan manevi varlığa dönüş. Şu bize öğretmekle birlikte yine bize inmiş olduğumuz esfele sefilinden âlâ-i illiğine yükselişimizin ipuçlarını vermektedir. Demek ki hicret mümin hayatında her an akli, kalbi, şuhudi, ameli, manevi bir boyutu meydana getiriyor. O halde Efendimizin tepeden tırnağa ahlak itibariyle diyebiliriz ki hicret Efendimiz hayatında devam eden bir olguydu. Hicreti çeşitli vesilelerle öncelikle belki Mekke'den kaçış gibi görünse de elbette ki o bir seyr-i sülûk'ün gereğiydi. Ondan sonra da yine çeşitli vesilelerle Rabbine olan yolculuğunda an be an yine o hicreti biraz olsun miraçla farklı manevi ögelerle yerine getirmiştir. Biz de ümmet-i Muhammed olarak hicretsiz olamayız. Hicret bizim aslında kaybettiğimiz kendimizi bulmak için yol haritasıdır diyebiliriz.
Gerçekten insan bu dünyada kendisini kaybetmiştir. Varlığının hakikatini idrak edememiştir. Yaradan'ın arasındaki bağ kopmuştur. Ruhaniyetinden belki haberi bile yoktur. Tamamıyla bir dünyevi bir hayat içerisinde, arzularıyla bu gaflet içinde, dalalet içinde sürüklenen insan, bir kere olsun kalbiyle, imanıyla düşünse, hicretin kaçınılmaz olduğunu idrak edecektir inşallah. Bizler de hicretin her şekliyle aslında karşı karşıyayız. Öncelikle hicret akli ve imani olarak başlar. Yani zihnimizde başlatmamız lazım. Beni benden alan, beni Rabbimden alan, Rabbimle arama giren, hatta bana Rabbimi unutabilen dünya ve nefs ve nefsin yardımcısı olan iblis, her an için beni esfeli sefilinde daim kılmak için elinden geleni yapmakta. Biz bunun için önce zihni olarak o iblisin bize zarar verebilecek bütün ivalarından korunabilmek için onun bize zarar verebileceği bütün gedikleri tıkamamız gerekir. Aynı Hazreti Ebubekir Sıddık'ın mağarada delikleri tıkadığı gibi. Demek ki gönlümüzde, nefsimizde, hayata bakışımızda böyle imanın yanı sıra başka istek ve arzular varsa bunlar da bir delik mesabesindedir ve onların da tıkanması gerekir. Çünkü bir noktadan iblis bizi yenmeyi bir defa kafasına koymuş. İnsana düşman. Rabbimiz bu konuda bizi devamlı uyarmakta. O halde nerelerden gelebilecek? Nefsimizde kuvvet bulduğunda elbette bizi şaşırtmak için, yoldan çıkarmak için her şeyi yapacaktır. Demek ki önce zihni olarak, akli olarak benim bir an önce nefsimin etkisinde olan aklımdan, bilincimden sıyrılmam lazım. Bir an önce benim afaki varlığımı enfüse taşımam gerekir. Eğer ben afakta uzun süre kalırsam, bu afakta uzun kalışım dünyaya meyletmeme sebep olacak, yaptığım amellerle beni aldatacak, yeterli gösterecek. Çünkü enfüsten kişinin haberi olmayınca hicret aklına gelmez, cihadı düşünemez, iman bilincini, ahiret bilincini, velhasıl mümini mümin yapan özellikleri düşünemez, tefekkür edemez ve bu ihtiyaçların da farkına da varmaz. Çünkü nefis öyle bir şey ki insanın gönlüne en büyük perdeyi çekmiş ve onu bir hastalıklı varlık haline getirmiştir. Peki ondan sonra ne icap eder? Tabii ki muhabbetullah, aşk, iştiyak ve hicretin Allah'a olması bilinci, Allah ile olursa vuslat noktasına getireceği ve vuslat noktasında da mutlaka hicretin başka bir boyuttan eda edileceği ki bu da kalbi ve şuhudi hicrettir. Artık mümin bunu tatmaya başlar. Yani bulunduğun noktadan alay illiğine doğru yükselmekte olan mümin bakar ki gerçekten hicretiyle vazgeçemediği birçok şeyden vazgeçmiş, terk edemediği birçok kötü huyunu terk etmiş, anlaşamadığı insanlara selam deyip geçmiş, imanını her gün biraz daha kuvvetlendirerek imanın tadını almaya başlamış. Demek ki bu hicret gözle görülebilir bir duruma o mümini getirmiştir. Yani müminin hicret en büyük dostudur, en büyük yardımcısıdır ki o duyguyla inşallah vuslat yolculuğu da Allah aşk, muhabbetle varmada mutlaka bu hicretin neticesinde olacaktır. O bizim önümüzde dediğim gibi bir yol haritası gibidir. Aynı zamanda büyükler demişlerdir ki hicret la'dan illallah'a kaçmaktır. Ruh hangi noktada her birimiz için zuhura çıktıysa oraya tekrar dönmesidir. Çünkü ruh devamlı olarak bunu arzuluyor. Zaten ruh hicretin olmazsa olmaz ihtiyacını en çok duyan hakikat yönümüz. Çünkü esfeli sefiline inen, nefisle perdelenen o olduğu için
en çok ruhun bunun seyrinden faydalandığı aşikardır. Demek ki biz ruhumuza bu hicreti yaptırarak, aslında kendimiz yaparak ruhumuzu özgürleştirdiğimizi, onu kuvvetlendirdiğimizi, ona doğru adım attığımızı, hatta nefsimizden her adımda uzaklaştığımızı ve bundan dolayı da ruhun gıdasını verdiğimizi düşünebiliriz. Çünkü öyle bir şeydir ki Allah rızası için hicret yoluna çıkıyoruz. Allah için dış varlığımızdan, benliğimizden, egomuzdan, irademizden, nefsin arzularından, birçok hoşumuza gitmeyen, insana acıtan şeylerden de hicret vasıtasıyla biz arınmış, kurtulmuş oluyoruz. Tabii ki hicret deyince Kur'an-ı Kerim en büyük rehberimiz olması sebebiyle hicret yolculuğunda da Kur'an'a ve hadisi şeriflere dayanmayan bir yolculukta o hicretin getireceği faydaları sağlayamayacaktır. Çünkü hicreti biz zihnen başladığımızda, imani bir hale getirdiğimizde, şuhudi bir hale getirdiğimizde bizde o zaman Kur'an-ı Kerim ayetleriyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Şerifleri hayata geçerek bizi gerçekten canlı bir yolculuğa, canlı bir şekilde yürümemiz için yeterli bir enerjiyi, gücü hazırlayacaktır. Hicret zaten her gönülde farklı manalarla yaşanan bir duygudur. Bazı zaman geçmişi düşündüğümüzde, geçmişin bize verdiği sıkıntıları düşündüğümüzde o an hemen fikren diyoruz ki bu geçmişte yaşandı. Bu duyguyu hemen değiştirmem lazım. Bu duygu beni geçmişe götürüyor. O geçmiş beni üzmüştü. Oralarda oyalanmanın hiçbir anlamı yok. Benim bu görüşten kurtulmam lazım. Hemen şu an kalkıp başka bir şeyle meşgul olmam lazım. Bu da bir hicret. Yahut da bir topluluktayız ki içinde müminler de var ama mümin gibi görünen münafıklar da olabilir. Onları fark ettiğimizde oradan da hicret etmemiz gerekir. O topluluktan da çıkmamız gerekir. Burada hoş olmayan şeyler de olabiliyor. O zaman bizim oradan da çıkmamız gerekir. O da bir hicrettir. Veyahut da ayet-i kerimeyi okurken orijinaliyle tabii ki bize ait bir dil olmadığı için hemen orada manasına hicret etmeliyiz. Veyahut da ezan okunduğunda nasıl olsa vakit vardır deyip bir şeylerle meşgul olmadan hemen namaza hicret etmeliyiz. İşte Ramazan-ı Şerif gelecektir. Ramazan-ı Şerif geldiğinde hemen Ramazan'da o kutlu iklimine hicret etmemiz gerekir. Bakıyoruz ki hicret sadece bir niyette olmakla kalmayıp birçok şekilde karşımızda nefsaniyetten kaçışın da adıdır. Nefsaniyetten kaçışın adıdır. Ruhaniyeti Allah'a taşımanın, olgunlaşmanın bir başka şeklidir. Tabii bütün bunlar için tasavvufi bir terbiyenin olmadığı bir yerde hicret de söz konusu değildir. Çünkü bir yolun bilinmeyen bir yolda gitmek icap ettiği zaman mutlaka bir rehbere ihtiyaç vardır. Bir yol gösterecek kılavuza gerek vardır. Tabii ki bir tasavvufa intisap ettiğimizde bir mürşidi kamille zaten onunla birlikte olan yolculukta anı yaşama, anda olma, anı yakalayabilme adına her an nefsi düşüncelerden, nefsin arzularından, tembellikten, gafletten, bir an olsun kendini unutmaktan, bir an olsun kendini rahat hissetmekten hemen seni hicret ettiren bir güç, bir enerji, mürşid-i kamil. Çünkü buyuruyor ki mutlaka bir mümin gönlünde derdi olan kişidir. Rabbi ile dertlenmeyen, yolculuğuyla dertlenmeyen, acaba ben bu yolda nasıl yürüyorum, ben bu sıratın mustakime layık mıyım, sıratın mustakimin üzerinde yürüyebiliyor muyum?
demeyen bir mümin zaten o gevşeklik içinde hicret de aklına gelmeyecektir. Nasıl olsa bir mürşidi kamilin olması onu biraz da belki rahatlatacaktır. Fakat bu gerçekten hakikati biraz olsun idrak edenlerde bunun sancısı çok büyüktür aslında. Çünkü o mümin her zaman için kendini hesaba çekmektedir. Vicdanıyla çekmektedir. Serul hisap olan Allahu Teala'nın emir ve buyruklarıyla çekmektedir. Daima bunu aşmam lazım. Benim vazgeçemediğim hiçbir şeyin kalmaması lazım. Benim bu yolda önüme çıkan her türlü engeli aşmam lazım. Ama bunu yaparken de nasıl yapmam lazım diye düşündüğünde mutlaka hicret duygusu, geçmişten çıkma, sorunları, sıkıntıları gözünde büyütmeme hali ve daima Allah bana nazar etmektedir. Ben Allahu Teala'nın huzurundayım deyip orada da bir utanma, bir sıkıntı hasıl olmakta. Çünkü Rabbimiz bize masivadan uzaklaşmamızı, kendine doğru güzel bir yolculuk yapmamızı buyuruyor. O zaman biz anlıyoruz ki bir dervişin boş durması, sorumluluk duymaması, hayat bir gün noktalanacak, o hayatın nasıl noktalanacağından endişe duymaması, bu mümin için olmaması gereken bir durum. Yani bizler gerçekten ne olursak olalım, ne kadar ilmimiz var desek de, muhabbetim var desek de, ben Allah'a aşığım desek de, bütün bunlar soyunmamız için, arınmamız için asla yeterli değildir. Çünkü bir yandan da dünya, bir yandan da bizi sıkan bazı olaylar, bir yandan da insanı aşağı çeken bütün duygular insanı belli bir sıkıntıya sokmaktadır. Halbuki biz zaten aşağıların aşağısındayız ve aşağıların aşağısından yukarı çıkmak zorundayız. Yani bir an önce dengeye gelmek zorundayız. Yani bir yanımızla dünyevi olduğumuzda bir yanımızla da manevi olmak zorundayız ki eşitlenebilsin. Yoksa devamlı dünyevi olursa, maneviyatımızı ertelersek, maneviyatımız için adım atmazsak, maneviyatımız için imanımızı hazırlamazsak, muhabbeti duymazsak, hatta bu bir mürşidi kamile tabi olan rahatlığı içinde nasıl olsa ben kazanırım, benim mürşidim var deyip gevşemek, sorumluluğu duymamak, mürşidine yardım etme adına dertlenmemek hem mürşidin karşısında o kişinin elbette ki değeri azalacaktır. Elbette ki mümin üzerine düşen gücü, kuvveti göstermek zorundadır. Elbette kişi her şeyden önce benim kulluğum Allah'adır deyip bir an evvel Allah'a ulaşmanın, yani Allah'a ulaşmak derken bu seyri sülûğu tamamlamanın vuslatla bir an önce buluşmanın, kavuşmanın çarelerini kendi adına da aramak durumundadır. İnsan dersleri geçebilir, değişik esmaları çekebilir, çok güzel rüyalar görebilir, manevi haller yaşayabilir. Fakat biliyoruz ki birçok veli derecesine gelmiş kişilerin de bazı hatalarından dolayı gerisin geriye düştüklerini bildiren tasavvuf ehli var. Veli olacakken Allah korusun emmareye düşenlerin olduğu belirtiliyor. O halde bu bizim için, evet ben de her zaman için geriye düşme tehlikesiyle karşı karşıyayım. Eğer benim geçtiğim bir engel, algıladığım bir mana, bir hikmet beni kendimi güzel görmemi sağlıyorsa bu benim için en büyük sıkıntıdır. En büyük belayı da getirecek olan bir şeydir. Bu yolda hiçbir şekilde hiçbir şeyi kendimize ait görmememiz gerekir. Tabii ki bu hicretin içinde daima
Allah'a doğru yol alırken, hoştur bana senden gelen görüşüyle bu yolculuktaki bütün zorlukları, meşakkatleri gönlümüzde hiçbir sıkıntı duymadan aşmamız da bizden beklenmekte. Yani bir yola çıkmışız, Allah rızası için Allah'a doğru, Hakk'a doğru, hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a doğru, ona layık bir ümmet olma adına ilerlerken bütün bu sıkıntılar, bütün hicretin bizde oluşturacağı zaman zaman bir halden bir halde geçerken, bir boyuttan bir boyuta geçerken orada elde etmemiz gerekenler, geçmemiz gerekenler, geçemediklerimiz, takıldıklarımız zaman zaman ümitsizliğe düşürdüğünde kişi bu defa hicreti de farkında olmadan bırakmış olabiliyor. Tövbeyle, istiğfarla, çalışmayla mutlaka kişi kendini kontrol ederek bu hicreti sürekli yapması gerekir. Zaten muhacir odur ki devamlı hicret eden kişidir. Devamlı hicret eden, aklından, fikrinden, nefsin ona fısıldadıklarından, iblisin ona fısıldadıklarından, belki çok yakın olup o yakını olanların onu eleştirmesinden, belki çok zorlandığı manevi yolda o manevi yolun engellerini aşabileceğine güvenmesi gerekir. Çünkü zaten o iman o yolculuğu yaptıracaktır. En büyük güçtür. Çünkü aynı zamanda hicret çok büyük bir imani güçtür. Çünkü kişinin muhabbeti olmasa, kişinin aşkı olmasa, kişi Allah'a iştiyak duymasa, kişi ben bu yolu mutlaka tamamlamalıyım ve Allah her an talebi hazır olmasa, hicret dediğimiz şey zaman gelir sıkar. Yani devamlı, çünkü hicrette birini terk edip yeni bir şeye geçme. Onun da vakti geldiğinde ondan da çıkıp ötekine geçme. Bu tabii ki devamlı mümini ayakta tutan, tetikte tutan bir şeydir. Öyle olması gerekir. Zaman zaman kardeşlerimizle bir araya geldiğimizde diyebiliyorlar. Yani biz neden bu kadar çok dertleniyoruz? Biz neden bu kadar geleceğimiz için sıkılıyoruz? Yani biz böyle bir yoldayız. Evet, böyle bir yoldasın ama senin daha işin bitmedi. Senin daha tahsilin tamamlanmadı. Sen daha yolculuğun sonuna gelmedin. Sen şu haldeyken, sohbetin içindeyken, Mürşid-i Kamil'in eğitiminde, terbiyesinde, tedrisatındayken, daha sen kendi kendine bir şey yapamıyorken sen nasıl gevşeyebilirsin? Senin böyle bir şeye hakkın var mı? Senin gönlündeki dert bittiği an senin duruşun başlar. Senin gidişin durur. Senin yükselişin durur. Çünkü Mürşid-i Kamil'le yürümek hiç kolay değildir. Hele hele Mürşid-i Kamil'in şahı olanlar için, varisi Resul olanlar için onlarla yürümek hiç kolay olur mu? Onlar her nefeste kim bilir nasıl hicretlerden geçiyorlar, nasıl yolculuk yapıyorlar, nasıl her birini binlerce defa feda ederek nasıl bir ruhaniyetin içinde, biz onu idrak edemiyoruz. Ama elbette ki şunu biliyoruz ki Pir Hazretlerinin çok yüce bir manevi makamı olduğunu, onu her gördüğümüzde içimizin titrediğini, sevgimizi tekrar tekrar haykırmak istediğimizi biliyoruz ve böyle bir sultanla ben yürüyebilir miyim? Acaba yürüyebiliyor muyum? Acaba gönlüne yük müyüm? Acaba onun gönlüne hicretim önce onun olması gerekir. Önce benim hicretim pirim olması gerekir. Bütün benliğimden, fikrimden, aklımdan, düşündüklerimden, irademden, her şeyimden önce ona hicret etmem gerekir. Hicret etmem için ona, onun varlığında, onun benliğinde benim yer bulmam gerekir. Onun o bizim üzerimizdeki tesirlerini kullanmamız gerekir. Yalnız başına bir yolculuğu yapmak hiç kolay değil.
senin yanında yolu bilen, defalarca götürmüş getirmiş, birçok veli yetiştirmiş bir mürşidi kamil var. Onunla sen nasıl yürüyebilirsin? Körsün, sağırsın, topalsın adeta. Onun duyduğunu biz duyuyor muyuz? Onun gördüğünü biz görüyor muyuz? Onun yürüdüğü gibi yürüyebiliyor muyuz? Hayır. Daha yeni yeni duymaya başlıyoruz belki. Yeni yeni görmeye başlıyoruz. Belki yeni yeni daha emekliyoruz. Belki daha tay tay bile duramadık. Nasıl biz serbest olabiliriz? Nasıl biz kendimize güvenebiliriz? Nasıl gönlümüzdeki derdi, benim böyle bir mürşidim var deyip her şeyiyle işin içinden sıyrılmak, bu haksızlık değil midir mürşide? Belki haksızlık ötesi. Saatlerce evlatlarını dinlediğini biliyoruz. Gecesi gündüzü bütün dervişleriyle olan birinden bahsediyoruz. Biz hiç mi üzerimize düşeni yapmayalım? Benim hicretim onadır ki ancak ona hicret ettiğimde onun gönlünden ben Rabbime hicret edebilirim. Rabbimden Resulullah'a hicret edebilirim. Oradan Allah'a hicret edebilirim. Bunu idrak etmemiz lazım. Hicret bitmez. Bu sözlü olur, bu hal ile olur, bu kavli olur, bu fiili olur, bu dua şeklinde olur. Ya Rabbi, benim hicretim sanadır. Ama her şey sebepler boyutunda işliyor. Yani Allah her şeyi sebeplerle yaratıyor. Mürşid-i Kamil üzerinden birçok şeyi açığa çıkarmış. Bu kuluma biat et. Bu kulumdan bana biat et. Bu kuluma biat, Resulüme biattir. Bu kuluma duyduğun muhabbet, Resulüme ve bana duyduğun muhabbettir. Peki böyle bir hicreti biz mürşit üzerinden yapmazsak nereye yapacağız? Hangi istikamete yapacağız? Elbette ki gönülden gönüle yol vardır. Gönülden gönüle olan o yolda yürüyebilmemiz için devamlı bulunduğumuz halden Ya Rabbi şu an içinde bulunduğum halden sana sığınıyorum. Bilemiyorum. Benim için hayırlısa beni buna teslim et. Benim için hayırlı değilse beni bundan selamete çıkar. Bu duayı terk edemeyiz. Dediğim gibi bir araya geldiğimizde manevi hicreti her yönüyle anlamamız için bizim çalışmalarımızı ayetler üzerinden, hadisler üzerinden, Muhabbetullah üzerinden, Esma-ül Hüsna üzerinden bunları sindire sindire hazmetmemiz gerekiyor. Kolay bir yolculuk değil. Allah'a varacağız inşallah. Allah nasip ederse. Allah'a varmak için nasıl bir çalışma gerekebilir? Büyük velayet sahiplerinin hayatına baktığın zaman binbir fedakarlık. Hicret içinde evinden, eşinden, çoluğundan, çocuğundan, memleketinden her şeyinden çıkmış. Adeta yalın ayak başı kabak Rabbine koşmuş. Bizim yani sevinecek, güvenecek neyimiz var ki? Belki biz bugün başımızda mürşidimiz olmasa imanımızı bile sevme boyutuna, Allah'ı canımızdan çok sevme boyutuna getiremeyiz. Deriz ki, Ya Rabbi ben seni seviyorum, sana kulluk ediyorum, elimden gelen bu deriz. Ama içimizde eğer bir ses, senin çalışman yeterli değil, sen ama çalışmak durumundasın, gerisini zaten kulum ben sana ikram ederim ama sen çalışmadan, çaba gayret sarf etmeden, sen kendinden çıkmadan, öyle değil mi? Afaktan, dış varlığından çıkmadan, enfüse yönelmeden, şirkten çıkıp tevhide girmeden, zahirden kopup batına geçmeden, sen dünyadan ukbaya geçmeden, böyle bir yürüyüşü, böyle bir arayışı, böyle bir hicreti sürdürmeden ne kazanabilirsin? Çünkü bize Allah irade vermiş ve bize tercih hakkı vermiş. Neden o tercih hakkı verilmiş? Kulum sen de yorul, sen de sıkıl, sen de çalış ve sen de kendin için bir şey yap. Çünkü
Mutlaka her zaman işler karşılıklıdır. Herkes üzerine düşeni yapacak. Ey nefsim, senden Rabbime sığınıyorum. Seni terk ettim. Hiçbir zamanda geriye dönmeyeceğim. Ya Rabbi, ben öyle bir hicret istiyorum ki içinde geri dönüş olmayan bir hicret. Öyle bir manevi hicret istiyorum ki içinde varlığımdan hiçbir şeyin kalmadığı bir hicret. Öyle bir hicret olsun ki ya Rabbi, ben artık bu demlerimi bir daha hatırlamayayım. Bir daha esfel-i sefiline dönmeyeyim. Bir daha kendi benliğime dönmeyeyim. Öyle bir seyirde olayım ki Rabbim, açıkça derdimi de anlatayım. Hiçbir halimi de gizlemeyeyim. Bakın, bu çok önemlidir. Bazı cemaatlerde ve hatta bu hepimizin içinde olabilir. Kardeşler sıkıntılarını, hatalarını mürşitlerine anlatmıyorlar. Yani mahcup oluruz diye. Hoş olmayan bir söz duyarız diye. Hayır. Bizler bu yolda aynen mert davranmak zorundayız. Efendim, ben burada böyle bir hata yaptım. Ben burada böyle düşündüm. Ben burayı böyle anladım. Bunu söylememiz gerekir. Ha, kendileri bilmezler mi talebelerin, mürşitler, dervişlerin ne yaptığını? Mutlaka. Ama biz de itiraf etmekten kaçınmayalım. Bu insanı olgunlaştırır. Demek ki benim benliğimle bir derdim yok. Benim ben olmakla bir kaygım yok. Benim için ne düşünür diye bir derdim yok. Ben olmak istiyorum çünkü. Bilmek, bulmak ve olmak istiyorum. Bunu belki kardeşlerimizin yanında yapıyoruz. Onlar işte biz şöyle görüyoruz sizi, böyle görüyoruz dedikleri zaman biz hepimiz biriz diyoruz. Neden? Çünkü biz ölecek bir şey görmüyoruz. Bütün güzel sıfatlar Allah'a ait. Üzerimizdeki esma-i ilahi, sıfat-ı ilahi Allah'a ait. Sen övdüğün zaman şeytanın seni övmesine izin veriyorsun ve kendi kendini karanlıklara atıyorsun yani. Birbirimizle konuşurken, kardeşler olarak, ihvanlar olarak birbirimize derdimizi, sıkıntımızı anlatmamız gerekebilir. Çok yakın kardeşlerimizle. Ben böyle böyle bir şey yaptım, ne dersin, ne yapayım? Çünkü bu sorun, sıkıntı herkes için var. Yani bir kardeşimiz gelip bir ilk defa gördüğü bir insana derdini anlatabiliyor. Böyle kişiler de var. Geliyor, ben böyle böyle bir hata yaptım. Bu onun samimi olduğunu gösterir. Bu onun o sıkıntıyı atmak istediğini gösterir. Üstünü örtmek yerine ondan kurtulmak istediğini gösterir. O hatadan gerçekten adeta hicret edip doğru olana, Allah'ın rızasına uygun olana gitmek istediğini gösterir. Ama insan kendi olduğundan farklı gösterirse, ama aslında içinde öyle hiç öyle bir farkındalık yoksa, o kişi ancak nefsini kandırır, kendini aldatır ve asla ne hicretin içinde ne imani bir yolculuğun içinde de olamaz. Hepimizin hatası var. Hatasız kul olmaz. Ama biz bilmeliyiz ki Allah bizden her nefeste Allah dememizi istiyor. Yapabiliyor muyuz? Yaptığımızı söyleyemeyiz. Ama Allah bizden her an varlığımızdan geçmemizi istiyor. Her an benliğimizden çıkmamızı istiyor. Dışarıdaki olaylara baktığımızda herkesin ancak Allah'ın yargılayabileceğini, hesabı kendini göreceğini, hiçbir kulu için bu da böyledir dememizi istemiyor. Gıybet yapmamızı istemiyor. İşte şu şunu yapıyor, bu bunu yapıyor dememizi istemiyor Allah. Yani Allah-u Teala diyor ki, bana saygı duy. Ben senin Rabbinim, o kulun Rabbi de benim. Sen benim kulumu küçümseyemezsin. Sen benim kulumu hakir göremezsin. Sen benim kulumu yargılayamazsın. Eğer sen bunları yapıyorsan, sen aslında nefsinden hicret etmemişsin. Hakikate ulaşamamışsın. Hala daha vehmi benliğinde karşında kötü görüyorsun, çirkin görüyorsun. Büyükler derler ki, senin bakışında gördüğün güzel ya da çirkinlik sana aittir.
Güzel görüyorsan güzel olan sensin. Çirkin görüyorsan çirkin olan sensin. Ya Rabbi, alemlere baktığımızda her şey mutlaka sen yarattın. Hepsi çok güzel. Ben senin yarattıklarında çirkin, nahoş bir şey görmekten de, nefsimin bu görüşünden de hicret ediyorum ki ben senin ya Rabbi, Rabbim olarak, yücelerin yücesi olarak sana böyle bir edepsizlik yapmaktan sana sığınırım. Ama nefsin içinde kaldığımız sürece bunlar olgunlaşamayacak. Dünya hali, herkesin çeşitli imtihanı vardır. Ama o imtihan içerisinde insanlar imtihandan çıkmasını da hicretle başarabilir. Ya Rabbi, ben şu an çok büyük bir sıkıntıyla, çok büyük musibetle karşı karşıyayım. Ama bunun senden bana bir hayır olduğunu da biliyorum. Çünkü veren sensin. Nefsimin bana bunu, bak Allah sana ne kadar sıkıntı veriyor, hep de sana veriyor demesinden de hicret ediyorum, duymuyorum. O düşünceden de, Rabbime karşı gücenmekten de hicret ediyorum. Çünkü o kadar alınganız ki, o kadar kırılganız ki. Ya Rabbi, ben sana gelmek istiyorum. Niye bana müsaade etmiyorsun? Mesela bugün için umreye gitmek isteyen, pasaportuna kadar her şeyini çıkartıp gelemeyen kardeşlerimiz var. Ve ona diyorlar ki, ya biz çok istedik, neden gelemiyoruz? Sen bizi orada görmek istemiyor musun ya Rabbi? Ama hayrını bilmiyor ki o kardeşimiz. Hakkındaki hayır ne zamandır? Onun belki bir yanma sürecinde olması gerekir. Değil mi? Belki bir beklenti sürecine girmesi gerekir. Manen oraya hazırlanması gerekir. Eğer manevi eksiklikleri varsa onları tamamlaması gerekir. Yok. Ben bu düşünceden de hicret ediyorum. Çünkü Rabbim en doğrusunu bilir. Benim için en hayırlı olan ne zamansa o zamandır. Onu da ben bilmem. Ben biliyorum demekten de hicret ediyorum. Ben yaparım demekten de hicret ediyorum. Yani vazgeçiyorum. Vazgeçmek zaten aynı anlama geliyor. Çünkü bakıyorsun ki vazgeçemediklerin senin için yük. İşte orayı terk ederek, hicret bu anlamda terk etmek anlamına da gelir. Orayı terk ederek, o düşünceyi terk ederek daha ileri boyutlara geçmene vesile oluyor. Zaman zaman kendimizi gerçekten böyle aşağılarda görüyoruz yani. Hani diyoruz ki, ya Rabbi, şöyle bir çalışmanın içindeyim. Gün geliyor ki aşk muhabbet içerisinde coşuyoruz, taşıyoruz. Gün geliyor ki pasif bir hale giriyoruz. Bu niye böyle acaba? Kendimizi sorguluyoruz orada. Ama orada bir hazım sürecinin olması gerektiğini bilmiyoruz. Mürşidimiz demese bunu biz anlamayacağız. Evet, orada bir durmak, belki dinlenmek, hazım sürecini yaşamak gerekiyor. O halde üzerimdeki her hali Rabbim bilen sensin. Bildiren de sensin. Mürşidim de zaten beni nefsani olarak, manevi olarak tanıyan bir kimse. Peki ben mürşidime niye hicret etmiyorum da aklıma müracaat ediyorum? O halde kendimize müdahale etme, kendimize tasarruf etme hakkımızın olmadığı ortaya çıkıyor. Öyle ya, sen bir bedenden ibaretsin. Senin bir maneviyatın var. O maneviyatı oluşturan kim? Sen misin? Yok. Ruha birçok kabiliyetleri, istidatları koyan sen misin? Yok. Şu bedenin bile oluşumundan haberin olmadan dünyaya geldin. Ve her gün bu bedenden hicret ettin, yeni bir bedende hayat buldun. Hayat yolculuktan ibaret. Uykuda da olsak yolculuktayız. Durum böyle olunca, Pir Hazretleri'nin buyurduğu gibi, en zor olan teslimiyet iradededir buyuruyor. Bunlar hep iradeyi içine alan konular. Yani teslim olamadığımız, kendi bildiğimizden çıkamadığımız şeyler, bunlar hep iradeyle alakalı. Ama biz en küçük detayına kadar ben bilmem diyebiliyorsak, o bildiğimden de
bilmemeye hicret ettim. Hani çok biliyor olmaktan hiçbir şey bilmiyor olmaya hicret ettim. Benim aklım bu işleri anlamaz. Bu ruhani işlerdir. Bu da benim işim değildir. Mürşidimin işidir. Rabbimin işidir. Onunla uğraşmaktan da. Hatta öyle zaman oluyor ki kardeşler arasında zaman zaman görüyoruz. Ya işte ben şunu da yapıyorum, bunu da yapıyorum ama neden yani şu kardeşimiz gibi olamıyoruz? Senin seyrin farklı, onun seyri farklı. Kimi zaman muhabbetli oluyorsun, kimi zaman gönlün hüzünlü oluyor. Bunu da düşünürken sen kendine tasarruf hakkı mı buluyorsun ki o hali de veren Allah, öteki hali yaşatan da Allah. Yani hiçbirine müdahale edemiyoruz. Yani demek ki mümin devamlı olarak nefsinden gelen vesveseye, iblisten gelen vesveselere karşı ben biliyorum deyip de Rabbimin işine karışmak aklım, her işten vazgeçtim. Ey iblis, senin beni şaşırtmandan, bana oyunlar oynamandan, bütün bunlardan ben beriyim. Seninle başa çıkacak olan Rabbimdir. Sen benim düşmanımsın. Ama seninle meşgul olmaktan da ben hicret ediyorum. Senin hakkından ben gelemem. Senin hakkından da Rabbim gelir. O halde aslında en kolay şey hicret. Ya bugün bir lokma ekmeğim var, yarına yok. Allah kerim diyorsun. Yani o andan Allah'ın kerimliğine hicret ediyorsun. Yani hayat bundan ibaret aslında. Halden hale geçerken tasalar, endişeler, öyle mi olur, böyle mi olur, evham etmek, keder etmek, bunlar müminde olmaması gereken davranışlar aslında. Yani yarına yiyeceğin var mı yok mu? Allah razzak olarak yetmiyor mu bize? Yani her düşünceden. Hani fefirru ilallah, Allah'a kaçın ayetine bakacak olursan, her düşünceden, anlayamadığımız her olaydan, davranıştan, manevi hallerden, nefsani hallerden de kendimiz tespit yapmaktan, bu böyledir demekten, evet bu ancak böyledir deyip kendi bildiğimizle hareket etmekten Allah'a kaçmamız gerekir inşallah ki biz her nefeste Allah ile hareket edebilen, Allah'ın terbiyesine, Allah'ın yüce kudretine müracaat edip Rabbim bunu ben bilmem, bu ancak sana aittir. Bunun kadrini ancak sen bilirsin. Bunu veren de sensin, oluşturan da sensin. Demek oluyor ki bizim ne geçmişi dert etmeye hakkımız var. Geçmiş gelmiştir, geçip gitmiştir. Sorgulamaya, yargılama hakkımız yok. Geleceği de ne şekillendirebiliriz? Veyahut da gelecek bana ne getirecek diye ne de dertlenebiliriz. Buna da hakkımız yok. Geçmişim mi hayırlı, geleceğim mi hayırlı onu bile bilmiyorum. Yarın bana ne getirecek onu bile bilmiyorum. Böyle olunca anlıyoruz ki mümin bilinçli olarak nefsinden çıkmalı, onun dostundan uzaklaşmalı, elinden geldiği kadar büyüklerinin sözlerini dinlemeli, kale almalı, hayatına geçirmeli. Kur'an-ı Kerim'in aydınlığında, nurunda, Mürşid-i Kamil'in sonsuz ilmiyle, hilmiyle, Rahman ve Rahim oluşuyla, Kerim oluşuyla bizim dostumuz, Allah'ın dostu, bizi Allah'a dost edecek biri olduğunu düşününce bizi hiçbir şekilde bir şey dert etme, evham etme, öyle mi olsaydı, böyle mi olsaydı deme hakkımız ne edeben vardır ne de kul olarak, varlığı emanet olan bir varlık olarak hakkımız yoktur. Bize düşen, bizi en çok etkileyen, bizi en çok tesir eden düşüncelerimizi, duygularımızı kontrol altına almaktır. Ya Rabbi, oturup da bir olayı kendimce, aklımca değerlendirmekten sana sığınıyorum.
ben 5 dakika sonra şunu yapacağım desem ona malik değilim. 5 dakika sonra ne olur? Hayat bana ne verir? Benden neyi götürür? Malik değilim. Ağzındaki lokmayı çiğneyemeden vefat eden insanlar var, lokma ağzındayken yutamıyor. Çünkü nasibi değil, rızkı değil. Onun için bizim dünyadan da ahireti hicret etmemiz gerekir. Ölmeden önce hicret. Neden? Ahiretten dünyaya bakabilmek için. Ahiret bilincini anlayabilmek için. Dünyadaki hicretimiz, amelimiz, ibadetlerimiz, oluşturmak istediğimiz bütün düşüncelerimiz ahirette kudret boyutunda karşımıza çıkacak. Ve o boyuta biz hazırlanabildiysek, dünyada her şeyden hicret edebildiysek, imanımızı aşka, muhabbete döndürebildiysek, Allah-u Teala'yı gerçekten sevebildiysek, gerçekten yolun hakkını verebildiysek, biz ahirette adeta o boyutun hakkını vermiş olarak, o boyutu kazanmış olarak, inşallah Rabbimizin rızasını kazanmış olarak varma durumuna sahibiz. Evet, Allah-u Teala imanı bize farz kılarken meleklere, kitaplara, peygamberlere, resullere ve ahiret gününe derken farz kılarken imanı, aynı zamanda bunları sevmekle mükellefiz. Aynı zamanda onların kendi alemlerine de adeta hicret diyebiliriz yani. Oraya da geçip onları da kendi yerlerinde tanımamız gerekir. Maneviyatı korumak, maneviyatı güçlendirmek, maneviyat ehli olmak, gönül ehli olmak, ancak her nefeste kontrollü bir yaşamla duyduklarımızı, gördüklerimizi bir dengeye getirerek onlarla birlikte hareket ederken daima hak ve batılı düşünerek, hak ve batılla hesap ederek, Furkan, bizde Furkan oluşmuşsa Furkan'la bakarak biz inşallah yanlış yapmaktan azami derecede korunmuş oluruz inşallah. Tabii ki bilmek, bilerek kulluk yapmak çok önemli. Çünkü biz dinimizi tanımadığımızda, Efendimizin yüksek ahlakını tanımadığımızda, amellerin hakikatleri itibariyle yerine getirilişini tanımadığımızda, bilinçli, Ümmet-i Muhammed'e yakışır bir kulluğu elbette sergilemeyeceğimiz de açık bir gerçek. Onun için ne zaman sıkılırsak, ne zaman kaygılanırsak, ne zaman bir şey bizi üzerse, ben bundan Rabbime sığınıyorum demek hiç zor değildir. İnşallah Rabbim bizleri daima dış varlığından soyunarak özüne, hakikatine, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a hicret edenlerden, ahirete hicret edenlerden, imanın bize kazandırdıklarıyla ahireti bakışı kazandıran hicreti, düşüncelerimizi denetleyen hicreti, vuslata götürecek hicreti kazanmayı, uygulamayı bizlere ikram etsin inşallah. Müminin adeta bineğidir hicret. Her türlü meşakkatta, her türlü sıkıntıda ondan bir iyiliğe, bir ferahlığa, bir hoşluğa geçme imkanı vardır. Rabbim böyle dilemiştir, hakkımda hayırdır dediğimizde o sıkıntı bizden çıkacaktır. Biz daha geniş bir iklime geçmiş olacağız inşallah. Bugün de sevgili kardeşlerimiz vaktimizi, zamanımızı doldurduk. Rabbim hepimize hicret yolculuğunda bizi hakiki muhacirlerden eylesin. Varlığını, benliğini soyanlardan eylesin. Hak yolda durmadan ilerleyenlerden eylesin inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili Diyar TV izleyici kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. İnşallah başka bir sohbette buluşmak üzere. Allah'a emanet olun efendim.